Merhaba. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninin incelemesi oldukça uzun tuttu. Dördüncü bölüme sarktı. Şimdi dördüncü bölümde artık bunu bitirelim. Kamu yönetimi. Yürütme organının oluşumda ve yapısında yapılan değişiklik ışığında güçlendirilmiş parlamenter sistem ile adil ve tarafsız bir kamu yönetimi oluşturulacak. Hadi bakalım. İdarenin şeffaf ve hesap verebilir olması sağlanacak. O oldu, tamam. Yolsuzlukla mücadele için yasal ve yapısal düzenlemeler de yapılacak. Tamam. Tamam, yapılsın. Yapılmadığı ayıp. Bir de yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arttırılacak. Peki. Herhalde burada bunları göreceğiz. Eşitlik devletin her kademesinde açıklık, şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, tamam. Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısı arttırılacak. Tüm kamu kurumları fonksiyonu, tamam. Paralel tüm kurum ve kurulların faaliyetlerine son verilecek. Bu ne ya? Paralel. Paralel tüm kurum ve kurulların faaliyetlerini sormayacaklar. Şimdi paralel ne? Paralel kurum ve kurullar. İlginç kamu yönetimi imkanları. Paralel. Resmi mi bunlar? Hukuki paralel kurum ve kurullar mı? Değilse zaten son verilecek. Yani bu burada ne işi var? Geçelim. Kamuya alımda liyakat ve mülakat. Mülakat uygulamalarına son verilecek. Yazılı sınav sonuçları esas alınacak. Peki, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılacaktır. Peki. Yapılacak işin niteliği gereği sözlü mülakat yapılması zorunlu haller istisnai olarak kanunla düzenlenecektir. Tamam. Adaylara yöneltilecek sorular kura usulüyle belirlenecek. Sözlü sınav ve mülakatlar kayda alınacak. Tamam. Peki. Yolsuzlukla etkin mücadele. Toplumsal farkındalık ve duyarlılık arttırılacak. Evet. Mahallemizin muhtarı olacağız. Mevzuat. Yolsuzluğa karşı devletler grubunun tavsiye kararlarıyla tam uyumlu hale getirilecek. Bunu bilmiyorum. Yolsuzluğa karşı devletler grubu. Greco. Okuyayım, öğreneyim. Bilmediğim bir şey. Ama bu haliyle son derece net bir şey yapıyor. Hüküm veriyor metin. Tamam, güzel. Ulusal denetim standartları belirlenecek. Yolsuzluklara yönelik denetim etkinliğini arttırmak için. Kamu ihale kanunu yenilenecek. Tabii yenilensin. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, MASAK. Tamam. Yani hep çakçaklar yapılacak edilecek. Hangi standartlarda belli değil. Dediğim gibi çok detay ya işte kanun maddelerini buraya yazmak gibi falan öyle bir şey beklenti yok elbette. Öyle bir şey yok. Sonuçta bu bir ön protokol. Ama böyle dediğim gibi içi boş cümleler yerine yani cümlenin içine bir kelime bazen bir kelime eklediğinde o hüküm haline gelir. Öyle taktikler kullanılmalıymış. Onları görmedim. Zaten tam bir mutabakat metni gibi değil. Daha ziyade yani o hükümler, sabit hükümler, somut hükümler, işte tamam dediğim kısımlar hariç bir proje yazım tekniği kullanılmış.
Yerel yönetimler, yerel ihtiyaçlar, nüfus artışı, çevresel sorunlar ve vatandaşların talep ve beklentilerindeki çeşitlilik, kamu hizmetlerindeki verimlilik ve etkinlik dikkate alınarak yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. Nüfus artışı, yerel ihtiyaçlar, vatandaşların talep ve beklentileri son derece soyut şeyler. Peki. Yerel yönetimlerde iyi yönetişimin gereği olarak demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri hakim kılınacaktır. Evet, merkez yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetimi sınırları açıkça belirlenecek ve yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son verilerek yeni bir merkez yerel dengesi kurulacaktır. Çok güzel. İçeriğini bilmiyoruz ama güzel. Yerel yönetimlerin gelirleriyle ilgili yeniden düzenleme yapılacak. Borçlanma ana gelir kaynağı olmaktan çıkarılacak. Bu çok güzel. Çok güzel, somut ve çok güzel. Alkışlanacak bir ibare. Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay arttırılacak ve öz kaynaklarını arttırma imkanı sağlanacak. Güzel. Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Güzel. Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Alkış. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilemeyecektir. Beğendik. Seçilme yeterliliğini kaybeden ya da geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine yeni başkan belediye meclisi tarafından seçilecektir. Güzel. Bir sonraki bilmem ne falan bir güzel. Yerel yönetimlerin meclislerin bütün toplantıların kamuya açıklığı ilkesi kurumsallaştırılacaktır. Bu da çok güzel. Kamuya açıklığı ilkesi güzel. Ama online olmalı bu. Yani şöyle, yerel yönetim meclislerin bütün toplantıları kamuya açıklığı. Kamuya açık. İsteyen geldi, toplantı salonuna girdi gibi bir şeyden ziyade. Çevrim içi. Yani ben burada oturup ne bileyim Doğu Beyazıt'ta ne konuşuyorlar bilmeliyim. Ya da Gaziantep'te oturan biri İstanbul'da ne konuşulduğunu bilmesi gerekir. Çünkü günümüzde sınır diye bir şey kalmadı. Yani Antep'te oturan birinin İstanbul'da işi olabilir. İstanbul'da oturan birinin Doğu Beyazıt'ta işi olabilir. Dolayısıyla biz bunları eğer ki yatırımın biraz da doğuya falan kaymasını istiyorsak bunun çevrim içi olmasını da buraya girmekte fayda olabilirmiş. Çok detay olurmuş. Yok, çok detay olmazmış. Gerekli olduğunu düşündüm. Kentin geleceğini ilgilendiren önemli karar alım süreçlerine muhtarların, meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve bilim insanlarının katılımı sağlanacaktır. Hani burada birey? Hani burada bireyler? Akademik özgürlük ve üniversiteler. Bilimsel üretim, özgür düşünce, bilimsel özellik, idari ve mali açıdan özellik, anayasal güvence altına alınacak, üniversiteler arası bir kurul, yüksek öğretim kurulu kaldırılacak. Bunu herkes önceden bir taahhüt eder. Bu mutabakat metnine girmiş olması güzel. Üniversiteler arası bir kurul. Rektör ve dekan atamaları yeniden düzenlenecek vesaire git çok da dekanların öğretim üyeleri tarafından yapılacak seçim sonrasında rektör tarafından tamam olması gereken
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk. Hesap verebilirlik, ulaşılabilirlik ilkeleri. Kurumlar idari ve mali özerkliğe kavuşturulacak. Düzenleyici. Bakalım kimmiş? Düzenleyici kurumlar ne? Kafamıza takılmıştı o. Birinci bölümde de sormuştuk. Herhalde bu şey falan diyor. BDDK. Düzenliyor. Evet, onu demek istiyorum. Kurumların bağımsızlıklarını tesisi ve yürütme müdahalelerine karşı korunmaları için yasal ve yapısal önlemler alınacak. Kurumlara atanacak üyelerin yetkinliklerini nesne olarak ortaya koyacak kriterler belirlenecek. Para politikası ve mali politikaların belirlenmesi ve uygulanması işlevlerini ifa eden kurumların düzenleyici. Üye ve başkan seçimi en fazla 2 dönem olmak üzere uzmanlık esasına riayet edilerek Bakanlar Kurulu tarafından yapılacaktır. Uzmanlık esasına riayet edilerek. Uzmanlık ve tecrübe de olsaymış iyiymiş. Bu kişilerin istifa, hastalık ve benzeri nedenler dışında görevden alınmamaları teminat altına alınacak. Pratikte ne kadar bilmiyorum. Bir şey daha olmalı. Bu kişilerin istifa, hastalık ve benzeri, yani bu ne? Kendi istekleri dışında bu insanlar görevden alınamıyorlar. Peki. Peki. Çift taraflı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada da onun eksik kaldığını düşünüyorum. Devam edelim. Meclis daha belirleyici, etkin olacakmış. Kurumlara yapılacak atamalarla kurumların denetiminde. Peki. Bu da güzel. Düzenleyici ve denetleyici kurum personellerinin görevleri sırasında tabi oldukları yasaklar ile görevden ayrıldıktan sonra kamu göreviyle bağlantılı sektörlerde hangi şartlarda çalışabileceklerine dair ayrıntılı yasal düzenleme yapılacaktır. Tamam, cık 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 cık. Hiçbir uygulamaya müsaade edilmeyecek. Merkez Bankası başta olmak üzere bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir uygulama ve düzenleme müsaade edilmeyecektir. Edilmesin. Yasal ve yapısal önlemlerle. Bankanın araç ve operasyon bağımsızlığı siyasi müdahalelere karşı korunacaktır. Güzel. Bunu açıklamış, iyi yapmış. Merkez Bankası para politikasının uygulanmasında tek karar verici merci olacak. Tamam. Kamu denetçiliği kurumu. Evet. Bunu söylemiştim. İlk başta giriş bölümünde yoktu. Kamu denetçiliği kurumu da sevdiğimi ve bunun yer alması gerektiğini söylemiştim ve burada karşıma çıktı. Çıktı, sevindim. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetim ve re'sen soruşturma yetkileriyle donatılacak, kurumun bağımsızlığı tesis edilecek, baş denetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecektir. Tamam. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Paris ilkeleri gereğince özel ve uzman bir insan hakları koruma ve ilerletme kurumu olarak yeniden yapılandırılacaktır. İyidir, iyi bir şey bu. Yani mecliste bir başkanlık mı diyeyim ne, öyle bir şey var ama etkili çalışmıyor. Hiçbir şeysi yok, yetkisi yok. Dolayısıyla burada buna yer verilmiş olması iyi.
Kişisel verileri koruma kurulunun çalışmalarını uluslararası alandaki gelişmeler ve Avrupa Birliği'nin genel veri koruma yönetmeliği kapsamında etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak tedbirler alınacaktır. Güzel. Siyasi etik kanunu. Bakayım daha ne kadar kalmış. Artık yoruldum ama üçüncü videoyu da yapmak istemiyorum. Az kaldı. Yoruldum. Oku oku nereye kadar? Meclis üyelerinin, bankaların, bakanların, pardon, kamu görevlilerinin ve siyasi makam sahiplerinin yolsuzluklarını önleyecek mevzuatın yetersiz olması ve var olan hükümlerin uygulanmaması nedeniyle siyasette şeffaflık sağlanamamış, rüşvet ve yolsuzluklar engellenememiştir. Meclis üyelerinin, bakanların, siyasi parti genel merkez yöneticileri ve belediye başkanlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken siyasi etik ilkelerin düzenlenmesi amacıyla siyasi etik kanunu hazırlanacaktır. Şimdi bir şey olarak hatırlamıyorum da var bir spesifik olarak değil de memurlara yönelik bir etik şeysi var. Onun dışında bir siyasi etik şeysi yapılması, kanun hazırlanması iyi bir şey. Mal bildiriminde bulunması, çeşitli çıkar çatışmaları durumunda beyan yükümlülüğü, güzel hediye alma yasağı. Hediye ne ya? Hediye dediğim küçük bir şey. Ve etkili bir denetim ve yaptırım sistemi hususları falan filan hepsine değinilmiş. Açıklık ve şeffaflık. Adalet, eşitlik, dürüstlük. Dürüstlük burada çıktı gene. Ayrımcılık yapmama. Yani adalet tamam. Eşitlik tamam. Ayrımcılık yapmama tamam. Objektiflik bir yere kadar tamam. Açıklık tamam. Şeffaflık tamam. Hesap verebilirlik tamam. Genel yararı gözetme. Yani tamam. Konum, ünvan ve yetkilerini kullanarak kişisel menfaat sağlamama, çok somut, çıkar çatışması olacak hallerden kaçınma, tamam. Yasama faaliyetlerine etki ve dönük girişimler ve ilişkin açıklık ve şeffaflık ilkeleri, tamam. Bunların hepsi tamam. Dürüstlük ne? Bunu neyle ölçeceğiz? Bunun bir ölçümü yok. Dolayısıyla bu kelimenin burada yeri yok. Dürüstlük. Dürüst ne? Peki. Ayrımcılık yapmayacak kanun kapsamındaki kişilerin görev, ünvan ve yetkilerini kullanarak vesaire yakınları ve üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunması, kayırmak, işe almak. Onu da ben ekim. Kanun kapsamındaki kişiler iş ve işlemlerinde dil, din, mezhep, felsefi, inanç, siyasi, düşünce, ilişkiler olması gereken bulunmayacaklardır. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Bunu buraya yazıyorsun. Ön söze yazmışsın. Giriş kısmında bunu anlatmışsın. İnsan burada bunu nasıl yapacağını söylemen gerekiyor. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Yani şeyi beklemiyorum. Birisini kayırdığın zaman şu kadar yıl hapislikte ceza, böyle bir beklenti yok bu mutabakat metninde. Öyle bir şey değil ama buraya davranış ve uygulamalarda bulunamayacaktı. Çünkü ben şöyle bir uygulama getireceğim. Bu kadar. Ya da yasada şöyle bir değişiklik yapacağım. Ya da işte diyorsun ya siyasi etik kanununu hazırlıyorum. Siyasi etik kanununun şu başlığında şuna yer vereceğim gibi bir cümle gerekiyor burada. Yani bulunmayacaktır.
Peki. Bulunma diyeceğiz. Bulunmayacaklar. Peki. Detay böyle devam ediyor. Kamu yararının gözetilmesi. Kişisel çıkarla kamu yararının çatışmasından kaçınılması. Beyan yükümlülüğü. Bu güzel. Bakanlar görev süreleri boyunca serbest meslek ve ferdi işletme faaliyetinde bulunamayacaklardır. Bakan olmak karlı bir iş olmaktan çıkıyor bu durumda. Bakın ne güzel. Bunu yapacağım ve böyle olacak. Şurada ne demek istediğimi anlatabildim mi? Eşitliğe davranış bulunamayacaktır. Yani ne yapacaksın da bulunamayacaklar gibi. Çok güzel. Ama milletvekilleri görev süreleri boyunca elde ettikleri gelirleri beyan etme şartıyla serbest meslek ve ferdi işletme faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. Tamam. Burada bakanlar bulunamayacak. Beyan hükmü etkili kanun kapsamındaki kişilerin beyanlarının doğruluğuna ilişkin etkili bir denetim sistemi oluşturulacaktır. Çok güzel. Beyan yükümlülüğünü okudum. Yaptım. Ve ardından etkili bir denetim sistemi. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Siyasi etik kurulları oluşturacakmış. Meclis grubu, mecliste grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde. Tamam. Evet, somut. Evet. Bence bitti. Gerçekten. İkinci bölüm çok uzadı. Özür dilerim. Ama bu şekilde incelemek gerekiyordu. Normal koşullarda çok daha uzun uzun inceleme. Zaten bu bir ön inceleme şeklinde. Okuma daha doğrusu okuma şeklinde. Ve dertleşme şeklinde geçti. Yani bir sürü şey testine girdim, tekrardan anlatmayacağım çünkü çok uzadı, canım sıkıldı, yoruldum. Ama şurada bu metin içerisinde Cumhurbaşkanını kim seçeri ben bulamadım. Bulursam daha sonra altta yazacağım. Videonun altındaki bölümde size yazacağım. Onun dışında çocuk haklarının ayrı, engelli haklarının ayrı olarak başlıklar halinde yazılmamış olmasını kınıyorum. Onu söyleyeyim. Çevre bölümüne pek giremedik. Tamam, farkındayım. Ama onu da başka bir zaman eğer yeri gelirse inceleriz. Genel anlamda bakacak olursak benim anladığım ya da herhangi bir raportörün anlayacağı şekilde bir mutabakat metni olmadığını, çeşitli yerlerde somut hükümlerin bulunduğunu, taahhütler, hükümler derken taahhütlerin bulunduğunu, şey yapılacak, bu yapılacak şeklinde. Ama önemli bir kısmında bu evrakın bir proje yazım tekniği kullanarak yazılmış olduğunu söyleyebilirim. Değerli bir evrak daha iyi yazılabilir imiş. Böyle söyleyeyim ve bu kaydı da artık burada bitirelim. Hayırlara vesile olur diyerekten şimdilik hoşça kalın.